Evet, şimdi Rafsanjani'nin ölümü aslında İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ikinci büyük kayıp olarak nitelendirilebilir. İlk büyük kayıp biliyorsunuz 1989'da devrimin lideri Hümeyni'nin ölümüyle gerçekleşti. Hümeyni'nin ölümünden sonra aslında Hümeyni'nin ölümünden sonraki geçiş döneminde o geçişin çok yumuşak gerçekleşmesinde oynadığı rol aslında Rafsanjani'nin İran İslam Cumhuriyeti siyasetinde ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştı. Büyük bir liderin ölümünü çok yumuşak bir şekilde atlattılar. Rafsanjani o zaman hemen Hümeyni'nin ölümünden sonra Ali Hamenei'nin lider seçilmesini sağladı ve kendisi de Cumhurbaşkanlığına geçti. Cumhurbaşkanlığına geçişinde de aslında çok büyük bir şey yaptı. Büyük bir siyasi sistemde değişiklik yaptı ve başbakanlık makamını kaldırdı ve bütün yetkileri Cumhurbaşkanlığında topladı. O tarihten itibaren de artık zaten İran-Irak Savaşı bir yıl önce bitmişti ve ülke neredeyse büyük bir harabe halindeydi. Ülkenin yeniden ayağa kalkması, altyapının modernleştirilmesi hatta altyapının yeniden kurulmasını sağlamak için büyük bir seferberlik başlattı ve o dönemde İran ekonomisini öncelikle İran ekonomisini dışa açtı ve liberalizasyonu sağladı. Ve o dönemde başlatılan yeniden onarım ve inşa seferberliğinin nedeniyle de kendisine birçok lakabın yanında işte Cihadı Sazendegi'nin rehberi, işte yeniden onarımın rehberi lakabı da verilmişti.